daha önce zaten muhteşem bir röportaj yapmıştım. Evet, evet, aynen. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bak bu... Ya, İBB'de oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacağım. İmamoğlu'nu, evet. Peki Meziçoğlu'yla beraber kazanabilir mi Ekrem Bey? Kazanır. İşbirliği yaptı. Kim işbirliği yaptı? Diyarbakır'da festival yapıp, Habur sınır kapısını açıp, 800 tane teröristi içeri alıp, İBO'yu Şivani'yi getire, Oslo'ya giden, Kandil'e giden İmre ben miydim? Hayır, sorunu temizledi yani adam. Neyi temizledi? Ha siz yani, temizledik Allah'a şükür. Ben doğru konuşuyorum. Ha size gelince iyi oluyor. Çok zor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Hala emekli bir insan 7500 lira asla geçinemez. Bugünkü şartlarda bugün İmamoğlu geldiği zaman ya bir dakika ben konuşuyorum kardeşim ya. Bugünkü şartlarda en az emekli maaşı 20 bin lira olması gerekiyor. Evet. Soruyorum. Diyor ki diyorlar ki enflasyon aşağı iniyor. Birileri soruyor mu bu enflasyonu kim yukarı çıkardı? Sorabiliyor mu? Onlar iktidar olduğu zaman dolar 1 lira 20 kuruştu. Bak git döviz bürosuna 29 lirayı geçti. İktidar olduktan 1 lira 20 kuruştu. Türkiye'nin diş borcu ne kadardı? Ne kadardı? Bütün Cumhuriyet tarihlerinin diş borcu 120 milyar. Bunlar 450 milyar yaptı. Yap, işlet, devret modeli. Efendim 2009'da 200 lira çıktı ama 132 dolar yapıyormuş. Evet. 7 dolar. Aynen. 20 aynen. Kilo kıyma alıyormuş şimdi senin asgari ücretini emeklere zam yapacak, marketler uçup gidecek. Ya bir dakika, bir dakika. Çöre de veriyor. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Kıbrıs Savaşı sen hatırlan var mı? Abi bir dakika, abi bir dakika ya. Ben Kıbrıs Savaşı'nda Mersin'deydim. Amerika'mıza ne dedi? Mermi yok dedi. Mermi yoktu. Bugün biz dünyayı kaba tutacak bir seviyeye geldik. Doğru mu? Daha ne istiyorsunuz? Biz diyoruz ekonomide biraz iyi olsun, eğitimde iyi olsun, kültürde ya, iyi olsun. Ya ekonomik iyi, ne yok? Şimdi git, bak git. Biraz bak 200 lira 2009'da çıktığı zaman 132 dolar yapıyormuş. Evet. Şimdi 200 liraya 7 dolar alıyorsun. Bu kötü bir şey değil mi? Benim. Bak AK Parti'yi tutabilirsin. Bir dakika, ben anlatayım. İyi iyi, kötü kötü demek lazım yani. Adaletten bak lazım. Şimdi ben, bak. Bak, milli savunma çok güzel, haklısın. Sen bana dinle. Evet. Şimdi bak, korona Türkiye'de oldu mu? Tamam, her yılda oldu. 11 yıl deprem oldu, yok oldu mu? Tamam. Hepsi ayağa kalkmadı mı? Daha ne istiyoruz? CHP bu memlekette ne yapmış? Bir söyle bana. CHP demiyoruz. Ne yapmış abi? Cumhuriyeti kurmuş. Ha? Türkiye Cumhuriyeti kurmuş. Cumhuriyeti kurmuş, batırmış. Bir şey yok. Kim batırmış? Ha? Ya Atatürk 100 senede gitmiş. Niye iktidara gelmiyorsunuz? Ha ya. CHP niye iktidara gelmiyor? Muhalefet yapamıyor. Allah razı olsun. Bak CHP niye iktidara? Sen niye iltiyorsun kendini ya? Niye iktidara gelmiyorsunuz? Amca teşekkür ederim. Amcaya bir sor, de ki CHP 1950'den bu yana hiç iktidar oldu mu? Sor de. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Sizin gibi zihniyetler yüzünde olmuyor. Evet, evet. Evet. Memleketi biz bu dini kimsenin haline vermeyeceğiz. Kimse, kimse dine karşı değil amca. Sen camimi kapatacaksın? Hayır öyle bir şey yok. Ya, boş verirsene ya. Niye camimi kapatsın hacı? Bu memlekette de hangi kimse camileri kapatamaz. Bir dakika. Bu memlekette Kur'an-ı Kerim'i yakan zinet kim? Cabba. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü bütün tahılları, bütün buğdayları camilere, okullara doldurdu. Dedi ki bu İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Bunları anasız babasız bırakmadı. Bunlar dedi ki İsmet İnönü camileri kapatıyor. Öyle bir şey yok. İsmet İnönü sizi annesiz babasız bırakmadı. Sen benim kardeşimsin. Bu memleketin sırtını biz varken yere gel, korkmayın. Allah'ın izniyle. Biz korkmuyoruz. Sen de benim kardeşimsin ya. Doğru mu? Mesela bir şey söyleyeceğim sana. Sor. Askeri ücret ne kadar? Ha? Askeri ücret ne kadar? Ya, ne kadar? Bana askeri ücret ne kadar? Bana bu söylesene. Evine ekmek götürebilirim. Kardeşim bak askeri ücret 11.400. Askeri ücretin altında bir dakika bir cevap vereyim. Bak bir dakika cevap vereyim. Askeri ücretin altında kira var mı? Bana bunu anlat bana ben.
Ben ev kirası yaptım. Hangi tamam dünyada? Mı? %300, %400 zam yapıyor. Bana bunu anlat. Bana bunu anlat. AKP diyorsun. %5. Ev kiraları da kaynanan. Abi önüne engelleyecek. Bunlar enflasyonu bilmiyorlar. Almanya'da 5, İsviçre'de 1,5. Ev sahipler. Efendim? Evet. Ukrayna savaşta 6. Tayyip Baba'nın suçu mu? Mal benim, istediğim paraya satarım ben bunu. Tamam. Öyle mi? Bir dakika, ben ekonomistim, iktisatçıyım. Buyur abi. Şimdi Tayyip Erdoğan kendisi dedi ki ben bu ülkede iyiden de kötüden mesulüm dedi. Tamam, yapıyor. Bu halkın çobanıyım. Çöre de veriyor. Dinle ama dinle. Bak, bir yerde bir şey fırlanmışsa ekonomik politikaların direkt sonucu. Yıllarca faizi baskı altında tuttu. Dedi ki ben ekonomistim. Ne oldu? Fırladı gitti. Tamam, fırladı. Yani dolayısıyla. Abi bunu biz yaptık biz. Ya biz 5 sene önce niye yapmıyorduk? Ya abi biz yaptık ya. Tamam. 5 sene önce niye yapmıyorduk? Demek ki dengeyi bozanlar var. Dengeyi Tayyip mi bozdu abi? Evet. Nasıl bozdu abi adam? Ya derse ki bak ortak akıl, bir dakika, ortak akla önem vermese, ben ekonomistim, ben askerim, her şeyi yapar da yapamaz. Ben her şeyi yapamam. Ben şu an askerlik yapamam çünkü sen askersin. Tamam. O işi sana saygı duyacağım. Tamam. Ben askerim, ben lokantacım, ben döner de yapamam, ben gazeteciyim. Herkes işini yapacak. Mehmet Şimşek'i başta almasaydı, dedi ki Halkbank'ı dolandıracaklardı, sonra Halkbank'ı başına getirdi. Tamam. Yani biraz da gerçeği konuşmak lazım. Yani yanlış ekonomik politikalar uygulanırsa bozulur. Tayyip Erdoğan kendisi diyor ben her şeyden sorumluyum. Sen diyorsun kirli Tayyip mi sorumlu? Ya 5 sene ben niye yapmıyordum? Ya abi sadece bu adamın bu yanı mı ya? Yani iyi yanlar da vardır. Yani kötü iyi yanlar da var ya. Var. Vatan gitti mi? Savunmada iyi. Halkın değerlerini bayrak vatan gitti mi? Ben 20 milyar insan olacak. Emek bayrağı vatana karşı. Korkmayın. Nasıl var? Sayın komutan. Nasıl olur mu abi ya? Yapma gözünü seveyim. Ha buyur abi. Milli savunmada eyvallah. Tamam. Halkın değerleri eyvallah. Yani iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Ama ekonomik politikalarda hepimizin hatası var. Başta tamam, hükümetin. Var. Tamam. Bu kadar. Hı-hı. Bir dakika. Senin savunma olmazsa bak Filistin'i görüyor musun? Ha. Ya biraz sen okumuş adam. Şimdi hacı savunma da olsun. Mutfak da olsun. Git bak. Döviz bürosuna git. Döviz bürosuna git. Bakın 1 dolar ne kadar? Havriye git. Ya bırak. Erbakan ne demişti hacı? Erbakan ne demişti? Bir dakika. Erbakan demişti ki senin füzen de olsa, tankın tüfeğin de olsa, buğdayın olmasa o asker aç o tüfeği sıkamaz. Türkiye nereden buğday yok? Var. Yok işte ithal ediyoruz. CHP ekmek bak ya, İstanbul valisi ekmek 6,5 dedi CHP 10 lira çıkardı ya bırak ya. Hacım konumu CHP AK Parti de. CHP evden de çıkarır. CHP demek yoksuzluk demek. Geç onu geç. CHP demek batmak demek. Hacı konumuz CHP AK Parti değil. Her şey yolunda mı ülkede? He? Senin çocuk var mı genç çocuk? Var. Evlenebilir mi? Sen destek görmesen. Kendi çalışarak. Evlenecek. Niye evlenmesin? Evlenecek. Evlenecek. Kaç para maaşı alır? Ha? Kredi veriyor. Her türlü şey yapıyor. Ya kredi %5 yani. Bırakın ya. Evlenme kredisine kadar veriyorsun adam. Ben bir iki bir şey söyleyebilir miyim? CHP veriyor mu? Bir dakika. Böyle çocuğu götürüyordun hastane. AB partisi olarak birbirimizi yiyoruz ya. Olan yine bize oluyor arkadaşlar. Gerçekten olan... Amca lütfen ben seni dinledim. Çok yerin boş oldu. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Bak, böyle kardeş kardeşe birbirimize giriyoruz. Olan ne oluyor? Ya birbirimize gireceğiz. Hadi konuşun. Bak hanımefendi konuşsun. Bir dakika abla bir konuşsun. Kesmeyin. Buyurun. Bakın. Biz kendi söylemek istediklerimizi çoğunu karnımızın içine atıyoruz. Korkudan konuşamıyoruz. Bu bir. Sen kimden korkun? İkincisi. Ama dur karışma bir anlatsın. Ya ben seni kestim mi hacı amca? Hacı amca arkanı dön. Bak ben hayatın gerçeğini söyleyeceğim. Ben Sema hasta çocuklarının gönüllü annesiyim. Dün gece 2 aylık bebeğin birini hastaneye yatırdık. Koca ülke 1000'e yakın Sema hasta çocuğun tedavisini yaptıramıyorsa ben şurada stand kuracağım, para toplayacağım. Bırak ya. Ya boş konuşma amca, seninle muhatap değilim. Yaşına saygı duyuyorum. Yaşına saygı duyuyorum. Sen iftira atıyorsun. Ne iftira ya? Bak ama ya sen Sema ne demek bilir misin amca? Sema hastalığı ne biliyor musun? Sema hastalığı ne biliyor musun? Biliyor musun Sema hastalığının ne olduğunu? Ya boşuna. Bak boşuna. Sema hastalığı.
Bana cevap ver amca. Amca. Sema hastalığı ne demek? Sema hastalığı ne demek amca? Sema hastalığı ne demek? Siz boş boş konuşuyorsun ya. Arkadaşlar. Bir dakika. Siz bana konuşun. Siz diyorsunuz. Sema hastası çocukları dahi. Bakın ben boş konuşuluyor. Amca elini uzatma. Herkese de boş konuşuyorsun deme. Efendim siz kendi şeyinizi anlattınız. Ya üzerime üzerime geliyor. Bin tane sen benim. Üzerine gelmiyorum. Bir dakika. Amca ben konuşurken hiç cevap verme. Ben yaşına hürmeten deminden beri seni dinliyorum. Boş boş konuşuyorsun. Yaşına göre lütfen. Yaşına göre konuş. Sema hastalığının ne olduğunu buradan çoğu kişi bilmez. O yüzden istiyorum ki yaşını başını almış insanlara bunu tutmayın. Gençlere verin ki geleceği görsünler. Geleceğin nasıl olduğunu buna ne derseniz deyin değişen bir şey olmaz. Öneriniz devlet bin tane hastasına sahip çıksın diyorsunuz. Bakamıyor. Dubai'ye biz çocuk göndermek için 1,5 senedir paranın %37'ini topladık. %37'sini toplayabildik. Eğer koca memleket 1000'e yakın Sema hasta çocuğuna bakamıyorsa nalet olsun diyorum amca, saygılar. Sema hastalığının ne olduğunu araştır. Evet. TikTok'larda, Facebook'larda biz jeton dileniyoruz. Ya jeton. Çıkar bana Sema hastasına 1000 lira. Yerde işte. Bilir kime vereceğimi. Ama o sizin. Söylemek istemiyorum bir cevap. Yani Allah evet, bilir bilirsiniz. Doğru. Ben söylemek istemiyorum diyebilirsiniz. Ama Allah bilir değil, siz de bilirsiniz. Çünkü o sizin. Kime eserse kafam ona veririm. Şu an belli değil mi efendim? He? Belli değil. Belli değil. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu, ay kurban olurum ona. O zaman dünyanın iyisi bir çocuk. Ellemen ona. kurban oluyorsunuz, oy niye vermiyor? Oyunuzu da veriyor ha. Ne biliyorsun sen vermeyeceğim. Söyle, vallahi ona verdim. Söyle, yazalım ankete bir tane diye söylüyorum. Vallahi ona verdim. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2024 mahalli idare seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Şu an sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belli, diğer partilerin adayları belli değil. Biz de seçmenlerimize Büyükşehir Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy vereceğini soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz de nasılsınız? Sağ olun. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik'te yapıyoruz. Pendik'te mi ikamet ediyorsunuz efendim? Evet. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? Şu anda belirsizdir. Kararsız. Evet. Yarın olsa yine mi kararsız efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Pendikli miyiz? Evet. İBB seçiminde oyumuzu hangi partinin adayına kullanacağız? İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Meclis çoğunluğuyla beraber kazanır mı sizce? Kazanır inşallah. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük. Tek kelime dürüstlük. Evet. İyiyim, siz nasılsınız? Pendikliyim. Teşekkür ederim. İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Büyükşehir. Evet. Bende kalsa olur mu? Bu da bir cevap tabii ki. Kalabilir. Ya aslında hiçbirini beğenmiyorum. Neden? Biz neysek onlar da bizim içimizde çıkıyor. Demek ki biz de bir cacık olmamışız. Vallahi biz hepten bir cacık olmadık. Yani. Bu kadar koyun gibi olursak herkes istediği gibi kendimizde arayacağız. Demek ki biz de iyi bir seçmen değiliz. Ya şunu söyleyeyim. Değiliz tabii. Olsak Türkiye bu halde mi olur o bugün? O zaman şu an ona kararsız geçiyoruz. Kararsız İBB. Ya ben vermeyeceğim oyumu. Aynen. Peki, öyle. Peki seneye seçim olacak. Oyunu kime vereceksin? Büyükşehir'de. CHP. Ekrem İmamoğlu. Aynen öyle. Biz onunla geldik, onunla gideriz. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor bir genç olarak? Metro. Metro geliyor. Vallahi metro geliyor. Kestiniz, kusura bakmayın. Ya estağfurullah. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, bomba gibi. Aman yanlış yerde patlama. Abi İBB'de oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Büyükşehir'de. Büyükşehir'de adaylar kim ki bilmiyorum ki. Şu an Ekrem İmamoğlu belli, öbürlerin gibi belli olduğu olacak. Daha belli değil, AK Parti'nin belli değil. Ben AK Parti'yle İmamoğlu'na vermiyorum abi. Tamam, kime vereceksin? Öbür adaylara vereceğim.
Öbür başkan. İyiyiz vallahi abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İBB'de oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? CHP'nin adayına. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey kazanır mı meclisle beraber? Kazanır tabii ki. Sona kadar arkasındayız. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Halkın adamı aklıma geliyor. Halkın adamı. Arkandayız Ekrem Baba. Pendik'in müdavimi sürekli karşımıza geliyor. Abi saatlerce konuşuyor ama hiçbir şey de söylemiyor. Tam bir siyasetçi. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sen varsa ben de varım. Eyvallah. Sen iyi misin inşallah? Çok şükür. Sizi gördüm. Senin yaptığın hizmetlerini dağlar kadar sana teşekkür ediyorum ben. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Evet buyurun. Belediye seçiminde reyinizi hangi partinin alayına vereceksiniz? Az kaldı. Vallahi o ben kendim söylemiyorum. Zaten kalbimden hançer çaplamışım. Ondan sonra merhem arıyorum. Merhem de bulamıyorum. Niye kalbine hançer saplanıyor? Dinle, ben lafı bitiririm sayın kaptanım, sayın müvekkilimiz. Ben hançer kendi hepimiz kalbine saplamışlar da. Ama ben yaralıyım, hastaneye gidiyorum, merhem bulamıyorum. Merhem bulduktum, sorun baktım çok pahalıdır, benim param yoktur. Hepsine teşekkür ediyorum, fazla da ben konuşamıyorum. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ iyi. Hamdolsun, teşekkür ederim. Memleket nerede dayıcım? Ağrı. Selam olsun Ağrı'ya. Ha, aleyküm. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? İmamoğlu'na verileceğiz. Ekrem İmamoğlu. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla çalışan adamdır. Çalışan adam. Devlet üzerine ihtiyati tedbir koyuyor, yine çalışıyor. İhtiyati tedbir kararı. Kararını. Evet. Yine görevine devam ediliyor. HDP. Halkların yani, demokrasi. Yani yeri DEM. DEM Parti. DEM evet. Parti. Evet. Neden DEM? Yani haksız, hukuksuz hep yıllardır eziliyor. Peki. Kazanılan bütün belediyeye kayyumlar... Atanıyor. O yüzden ezilen, evet, evet. Oyunuzu Büyükşehir'de HDP aday gösterirse DEM Parti'ye DEM. Neden DEM efendim? Yani kendi partimizdir. Ben Bitlisliyim. Tamam, kendi partimiz. Selam olsun Bitlisimize. Vallahi teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'nde oyu hangi partiye kullanacaksınız? Ama burada şimdi bunu söylemek dürüstçe olur mu? Söyleyen var. Yani ben de kasında cevap söylemiyorum da cevap A Parti, B Parti diyebilirsin. Ben CHP'liyim. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Ekrem İmamoğlu bir oy aldı. Doğru. Peki Ekrem İmamoğlu meclisle beraber yine kazanabilir mi efendim? Vallahi kazanma ihtimali. Abi Büyükşehir değil de. Bak ha, bu magnan iki sefer kart bastım, gittireni almadılar beni. Ben %70, %80 engelli bir vatandaş. Tren devlet demir yollarının hükümete bağlı, belediye değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi almadı beni. Yok. Marmara'ya. Marmara işte belediyenin değil. Kimin? Ulaştırma Bakanlığı. Allah Allah. Evet. Bak trene binemiyorum şu lan. İşte Ulaştırma Bakanlığı. Onlara söyleyeceksin. Oyu kim? Sorumuz o değil. Oyunuzu kime vereceksiniz? Vermeyeceğim. Ne yapalım? Zor buluyoruz zaten. Çay bile yok. Çay bile yok. Abi Büyükşehir Belediyesi'nde oyu kime vereceksiniz? İBB'de. Çöpe atacağım ya. Neden? Çöpe atacağım. Ne olacak? Nasıl ne olacak? Sen kullanmasan, ben kullanmasam demokrasi nasıl olacak? Çöpe atmak çözüm değil. Ya doğru düzgün bir adam yok kanka. En düzgün adam Komünist Partisi. O adam. Başka adam yok ki. Komünist Partisi'ne vereceğiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelebiliriz. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Ekrem İmamoğlu. Peki meclis çoğunluğuyla beraber kazanır mı bu sefer Ekrem yine? Yani Ekrem İmamoğlu hakikaten değerli bir insan. Yani İstanbul Belediye Başkanı'na yakışacak bir insan yani. Ülkemizin durumu şu anda çok kötü değil, çok ama da iyi değil. Soralım, öyle girelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyi olacağız inşallah efendim. İstanbul, daha iyi olduk. İstanbul Allah değil. Razı olsun. Büyükşehir Belediyesi'nde reyinizi hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? Ben Murat Kurum'u düşünürüm. Ama daha o belli değil, AK Parti o, değil. Yani, AK Parti'nin adayı. Eğer olursa o, olmazsa da devam edene devam AK etsin derim. Adayı. Devam edene devam tamam. etsin derim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu geliyor. Eyvallah. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz efendim? Şimdi Türkiye'nin %3'ü ekonomi olarak normalde. Ama 3'ten geri kalan kısmı batık durumda. %97. Çünkü, evet. Buna rağmen AK Parti dediniz. 21 yıldır AK Parti var. Çelişki yok mu? Bahar, ya şimdi AK Parti deyince ben AK Partili olduğum değilim ki.
Ama hayır, oyu AK Parti'ye vereceğim dedin. Ben eleştiriyorsun ekonomiyi. %97 kötü diyorsun. Hayır, %3'ü %3'ü iyi diyorum. Biri kötü. %97'si kötü diyorsun, değil mi? Yani bir nevi öyle yani. Peki burada ben anlamak için soruyorum. Yani benim partim yok. Evet. Yani bu zaman AK Parti'ye niye veriyorsunuz? Çelişki yok mu? Çelişki şu anda ben AK Partili olarak değilim. Ben AK Parti'ye... Ama oy vereceğim dedim Büyükşehir'de. Hayır, Büyükşehir dedim. Gelirse bir kişi ona veririm ama gelmezse İmamoğlu devam eder. Başka şansı yok. Sağ olun, teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? AK Parti. AK Parti. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Bana göre şov bir adam. Hamdolsun iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti. AK Parti. Ankara'nın hangi ilçesinde oturuyorsunuz? Kızılcamam. Selam olsun. Yemin olmayayım. Yani çünkü bizim, anlatsam çok şey var da. Anlatın. Bizim hiçbir korkumuz, hepsine özgürlük. Mesela Hatay'dan geldim. Sıra anlatayım mı yaşadım? Büyükşehir. Hepsini anlatın. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime vereceksiniz? Hiç kimseye. Hiç kimseye? Büyükşehir'de. Büyükşehir'de şu anda düşündüğümüz İmamoğlu, çünkü yani hiç değilse temel atmama törenleri bile yapabiliyor. Tekrar onu da yapmıyorlardı. Kimin adayına böylece? Evet, hangi partinin adayı? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Ya, takmışlar AKP, CHP. Ulan önce kendi geçiminize bakın, geçiminize. Birisi kürsüde diyor ki 3 kilo 4 kilo et alacağınızı yarım kilo. Aha aldım yarım kilo et. Pırasa da aldım, bir hafta yerim. Siz sefanızı sürün bu Türkiye'de, çalın çalın. Türkiye'de aşık mı var? Yok mu? Bak ben sokaklarda kaldım, ben şimdi konuşturma. Yandaşlarsınız siz, var ya yandaş. Fakir yokmuş. Benim fakir işte. Bak çalışmıyorum, emeğimi de alamadım. Nerede bu adalet? Ya yürü git Allah'ını seversen. Bak dolandırıldım, 7 yıldır mahkemem sürdü. Ben adalet kapısına adalet aradım. Ben kürsüye çıktım da kadın ağzını kapatıyor. Benim oğlumun nesin sana? Nefsi uyanacak. Nefsi bak, adaletten bahsetmiyorsun. Takmış Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na ne yaptı? Köprü yaptı. Kaç defa geçtin o köprülerden? Kimin parasıyla yapıyor? Halk vergisini küpür küpür ödüyor. Ne iş yapıyorsun sen? Ben emekliyim. Emeklisin. Değil mi? Kaç tane evim var? Ben Avrupa'dan geliyorum. Hadi 10 tane adamı getir şurada lokantada, restoranda İskender getir. Abicim. Bunlar doğrular fırladı. Severler tabii. Parayı görüyor musun? 350 pound buldurdum ve bu kadar para verdi. Bir dakika, bir şey söyle. Ya sen boş konuşuyorsun. Korku yaparak böyle yaparak böyle konuşuyorsun. Yanlış, yanlış, yanlış. Onu aldım ben. He, sen kurbanı kesmişsindir, dolabına sokmuşsundur. Yanlış. Gittim de indirimden yarım kilo et aldım bak. 6 milyon da ev kirası ödüyorum. Ha 1-200 öderken. Ablacığım yanlış ödedik. Ya siz takmışsınız yola. Yaşadığını söyle, yaşadığını. Biz yaşantımızı konuşmak zorundayız, tamam mı? Sen aş köprüyü, yolları aşın artık. Aşın şu beyni de artık. Tayyip Erdoğan bu Tayyip Erdoğan bu devlette, Tayyip Erdoğan bu devlette olmadığı sürece siz çok da açlık çekiyorsunuz. Müsaade et, konuşsun biraz. Ama müsaade etmiyorsun ki. Hanımefendi, müsaade etmiş. Takmışsınız ama. Takmış. Bir dinliyor musun beni? Böyle zaten. Bir saniye, bir saniye. Karşınızdakini dinliyor musun beni? Dinle bak. Bak benim. Hadi bir dakika. Bir saniye, dinliyor musun beni? Tamam. Dinliyor musun beni? İstanbul'un hali. Ben sana diyorum. Ben sana diyorum ki, İmamoğlu'nun diyorsun da İzmir'i biliyor musun? Biliyorum. He, ne hale soktu İzmir'i? Ne olmuş İzmir? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne hale soktu? Ne olmuş? Nasıl ne olmuş ya? İzmir'i bırak, İstanbul'a bak. İstanbul'un halini görmüyor musun? Haline bak. Tayyip oradan, Tayyip orada Erdoğan. Soruların bir tane efendim. Bak Tayyip Erdoğan olmadığı sürece bu insanlar açlıktan kudurur. Abi ölüm hak. Tayyip Erdoğan ölürse biz. Ne alakası var? Hayır hayır. Şimdi ben de siz dinleyeceksiniz. Söyleyin. Ben 2003'te ayrıldım, tamam mı? 2003'te ayrıldım ben. Bir çocuğumla, eşimden hiçbir fedakarlık görmedim çocuğuma karşılık. Askeri ücretten çalışıyordum. Bak yemin çekerim. 29 liraya ben çeyrek alıp atıyordum. Ben çocuğumun okul masrafını, servis parasını, kiramı, kömürümü hepsini karşılıyordum. Geçim daha kolaydı. Evet. Halının altına da para saklıyormuşum. Bak nereden paralar çıktı. Şimdi hadi da ne bok yiyeceğimizi bilmiyoruz şimdi. Ay sonunu getiremedim bir hafta ben. Hafta yarım kilo et düşünüyorsun. Nasıl? Ya hay, yarım kilo değil, haftalık değil bu. Kaç gündür canım et çekiyordu, Allah belanı versin ya. Güzel olacak diyordu İmamoğlu. Güzel oldu mu? İBB'de oyu kime vereceğiz? Ben daha Allah hepsinin belasını dünyada versin. Daha kimseye vermiyorum. Bak herkes dinlesin. Benim oğlum Ağustos'ta askere gitti. Tamam mı? Ben sokakta kaldım. Valiliğe gitti.
gittim karşıya. Sahip çıkmadı. CHP'ye gittim. Sahip çıkmadı. Kartal Kaymakamlığı'na gittim. Götüme bir tekme atıyordu az kalsın. Hadi güle güle canım dona diyor ya. Şöyle bir ağız konuşması var mı Allah'ın seversen? Daha bundan sonra lanet olsun. CHP'si de AK Partisi de. Herkes yaşamımız mücadelesi veriyor. Artık parti marti kalmadı. Zordan mı efendim? Zordan. Çok zordu. Aha işte örnek benim işte. Şey bazılar... Bak, her bak şey o kelimeyi... Ya hanımefendi dedim. Dedim. O kelimeyi ben konuşmadım. Ben derdim. Ha siz çok onu takmışsınız işte. Ha aynı... CHP demedim. Ben yol yaptı, köprü yaptı. Şey bak hanımefendi geneli anlaştırdı. Kalmadı. Kalmadı. Martı martı kalmadı. Bakın senin, hanımefendi parti senin, demedi. Senin genel başkanın kimi savunuyor şu anda mecliste? Genel başkanım yok dedik. CHP demedi ki. Bak ben sana diyorum ki İmamoğlu 4 sene ya İmamoğlu demedi ki. Ama belediye anlatıyorsun sen. Hayır o vermeyecek dedi. Bir şeyler anlattım ben. O kendi ekonomik durumunu anlatıyor İmamoğlu demedi. Ben İmamoğlu mu dedim? Ben ortada kaldım dedi. Çocuğum askere gitti. Hiçbir devlet kurumu. Parti İmamoğlu demedi ki. Ne konuşuyorsun sen ya? Bir askere gitti ben sokakta kaldım ya. Ne sokakta kaldın? Orospu çocuğu hırsızlar girdi eve. Kapı mapı hepsini. Askeri sokakta bıraktı. Ha bıraktı. Yalan söylüyor. Yalan değil. Söylüyor. Devlet bıraktı diyorum ya. Devlet. Devlet bıraktı ya Allah'ı seversen. Gel gidelim mi? Gel gidelim mi? Ya yürüyün git. Telefon açalım mı ailemize? Gel gel raporu. He açalım mı? Açalım mı? Teşekkür ederim. Üstünde Milli Eğitim Bakanı. Yapmayın gözünüzü seveyim. Tane tane konuşalım efendim. Bağırmadan, çağırmadan tane tane. Nasılsınız? He o zaman geç kardeşim. Ben sana soru sorayım sen bana cevap ver. Hayır. Allah yardımcınız olsun. Amin cümlemize. İBB'de oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? He? İBB'ye falan vermeyeceğiz. Şeyle, faşizmle, diktatörle muhalefetten yana, demokrasiden yana vereceğiz. Bu kadar basit. Lider hiç önemli değil. Peki. Türkiye'de bunları önlerdi. CHP'ye bölünmüş. CHP'ye. Şahıslarla hiç iş yok. CHP'ye bölünmüş bu ülke. İki CHP var. Bir o taraf, bir bu taraf. Efendim, yapmayın. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? He? Ekrem İmamoğlu demokrasi değil. Geliyor. Onun hakkını aldılar iki sefer. Onunla gelip hakkını aradı ve hakkını arayan bir adam oluyor. Ne dedi? Ben hakkı kimsenin ne hakkını yerim ne de yediririm. Yediler. Hukukla yediler. Bilmem neyle yediler ama biz tekrar geldik onun hakkını biz. Tabii ki İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma dürüstlük geliyor. Aktivite geliyor, her şey geliyor. Yani artık gençlik istiyor. Acı soğanda yemek, mutfaktan da duydunuz mu? Kasabın yolu neresi? Rahat oturun orası. Gece kondunun kirası kaça çıktı duydunuz mu? Gayrı kırıldı belimiz, bit pazar oldu yolumuz. Mağazalardan siz alınız, kumaş oldu duydunuz mu? Bilmem ne yiyip giyelim, hanginize güvenelim. Dön yok ki çarık giyelim, ayak ne oldu duydunuz mu? Zenginin keyfi yürüsün, sahipsiz fakir sürünsün. Yusuf'um sen ne sorursun, işçi köylü güldünüz mü diyeceğim ben. Yani. Yusuf abi İBB'de kim oy verecek? He? İBB'de oyun kime? İBB. İmamoğlu. İBB kime verecek? İmamoğlu dedi. Peki. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına kullanacağım. Kazanır mı tekrar? Kazanır. Hoş geldiniz. Büyükşehir'de oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ben bu iş Büyükşehir'de değil, Türkiye genelinde. Ben Recep Tayyip Erdoğan'cıyım, AK Partiliyim. Vereceğim sapına kadar vereceğiz. Daha önce muhteşem bir röportaj yapmıştım. Evet, aynı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bak bu... Ya, İBB'de oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacağım. İmamoğlu'nu evet. Peki 18 abi. Tamam seçmesin. İBB seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Abi ben boşaltmadan yanayım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Gelip de Selahattin Demirtaş'a selam verenler Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Boşaltmak çözüm değil ki. Abi AK Parti'ye gelelim. AK Parti dış politikada. Milli savunmada, savunma sanayide kendini çok büyük ölçüde gelişti ve bugün Amerika'ya kafa tutuyorsak bu iyi bir şey. Her şey topla silahla bitmiyor, kalemle de bitiyor masada. Ama biz burada kaybediyoruz abi. İBB'de oyumuzu kime vereceğiz? AK Parti. Eyvallah. Kim alamıyor? Nasıl olacak bu iş? O zaman onu bana söylemeyeceğiz. Kime söyleyeceğiz? İşgalçılara mı söyleyeceğiz? Hükümetin değil mi?
Tapulu yerimi alamıyorum ben. Tapulu yerimi burada Pendik'te. Tapulu yeri hükümet verir, CHP vermez. CHP'nin İmamoğlu itiraz ediyor, alamazsın diyor. Ne yapacağız? Avukat tuttuk. Ne sıkıntı var? Merkez Bankası'ndan bu adam parayı ödedi diye mahpus geldi. İtiraz. Evet. Değerli olduğu için yer